Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda un helvası yapacağız. Ben un helvasını çok seviyorum. Bizler de özel dini günlerde ve ölen insanları anma törenlerinde insanlarla paylaştığımız bu yiyecek olan helva aslında uzun bir yolculuğu var. Araştırdım, öğrendim. Kısaca size de özetlemek istiyorum. Özellikle İstanbul'un Rum ailelerinde helva herhangi bir tatlıdan farksız. Ama Kapadokya'daki Rum ailelerinde helvanın manevi başka bir anlamı var. Yine bizlerdeki gibi dini törenlerinde, Noel zamanlarında ya da ölen insanları anma törenlerinde yapılıp pişirdikten sonra insanlara dağıtılırmış. Diğer bir adıyla yine ayrıştırıyorum. Kapadokya'daki Rum ailelerinin söylediği ismiyle halvateri adıyla un helvasını pişirmişlerdir. Bugün de sizlerle birlikte benim sevdiğim, hepimizin bildiği un helvasını pişirmeye başlıyoruz. İlk olarak kalın tabanlı bir tencere yardımıyla tereyağımız var. Yaklaşık olarak 280 gram tereyağımızı ekleyeceğim. Yağı bir güzel erittikten sonra şöyle 2 su bardağı kadar unumuz var. Unu güzelce sürekli karıştırarak yaklaşık bu işlem 20 dakika sürecek. Tereyağı eridikten sonra un tereyağını çok sever ve böyle bir çamurlaşır. Çamurlaşır, bir kıvam halini alır. Bu sırada sürekli karıştırmaya devam edeceğiz. Tereyağımız erirken unu koymadan önce şöyle bir tenceremize yaklaşık olarak 400 ml kadar süt ve 1 su bardağı kadar şekerimizi ekleyeceğim. Helvamızın şerbetini kaynatmaya başlayacağım. Üzerine yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi unumuzu ekliyoruz ve kavurma işlemine başlayacağız. Başta da söylediğim gibi bu işlem 20 dakika kadar devam edecek. İlk başta un kendini bırakacak, çamurlaşacak, sonra topaklanmaya başlayacak. Hiç telaşa kapılmayın. Düzenli olarak karıştırmaya devam etmeniz yeterli olacak. Şimdi başlıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi tereyağıyla un birleşti ve çamurlaşan bir görüntü halinde düzenli olarak kavuracağım. Alttan yukarı doğru bütün şekerin erimesini istiyorum. Şöyle arada da şerbetinizi kontrol edebilirsiniz. Biz tekrardan unu kavurmaya devam edelim. Şöyle toparlanan helvamı kaşığın arkasıyla şöyle eze eze hiç topak kalmayacak şekilde kavurmaya devam ediyorum. Ve yavaştan da helvamın rengi dönmeye başladı. Helvamız gördüğünüz gibi rengi döndü ve kum gibi oldu. Şimdi üzerine pişen şerbetimi ekleyeceğim. Yavaş yavaş. Böyle yavaş yavaş. Karıştıracağım. Şerbet eklendikten sonra 1-2 dakika şerbet tamamen çektikten sonra servise alacağız. Helvamızı şu şekilde servis yaptım. Dediğim gibi 2 kaşık yardımıyla kaşık şekli vererek servise aldım. Şimdi de tadına bakacağım.
gerçekten birebir ölçüsüyle yaparsanız harika olacaktır. Un helvası benim için aslında şöyle eski düşündüğümüzde insanların elinde hiçbir şey yokken bile yapmış olduğu yokluk malzemeleriyle hazırlamış olduğu bence manevi tarafı da çok yüksek olan bir yiyecek. Buradan dua bekleyen tüm yakınlarımıza da bu helva gelsin. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma takip etmeyi, tarifimi beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler.